Bu bölümde de arkadaşlar sizinle şapka yapımına başlayacağız. Şöyle bir sihirli halka yapıyorum. Dolayarak sık iğne yapacağım. Bunun içine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane sık iğne yaptım. Üçreyi birleştiriyorum. İlk yaptığım yerin tepesine birleştirdim. Şimdi bütün hepsinin tepesine çift çift yapıyorum. Dört, beş, şimdi 24 tane dolgumuz, sık iğnemiz oldu. Bir üst sıraya geçiyorum ama yerimi isterseniz buraya bir işaret koyun. Ben zincirle geçmeyeceğim, döne döne yapacağım. Şimdi çiftlen başlıyorum. Çift yaptım. Bir tane tek yaptım. Yanındakine çift yapıyorum. Yanındakine tek. Yani bir tek bir çift olarak bu sıramızı gidiyoruz. Evet, şu ilk yaptığımız çift yer. Şimdi buraya tekle başlıyorum. Bir, iki tane tek yapıyorum. Çift devam ediyorum. Bir, iki tane tek, bir tane çift. İki tekimi yaptım. Bir tane çift yapıyorum. Evet. Şimdi bir üst sıraya geldiğimizde 3 tane tek yapacağız. 1 2 3 tane tek, bir tane çift.
3 tane tek yaptım, bir tane çift yapıyorum. Bu sırayı da böyle gideceğiz. Evet, 1, 2, 3, 4, 5 sıra yaptık. Hatta ben şuraya bir işaretimi koyayım, sıra geçişim. Şimdi bu sıra 3 tek 1 çift yapmıştık. Bu sıra artık hiç artırmadan bütün ilmeklerimize tek yapıyoruz. Böyle hepsine tek yaparak gidiyoruz. Evet, sıranın başına geldim. Şimdi çiftle başlıyorum. 4 tane tek yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane tek yaptım. Bir sonrakine çift. Bu sırayı da 4 tek 1 çift olarak dolaşıyoruz. 2, 4, 6, 7, 8. sıradayız. 7. sırada 4 tek 1 çift yapmıştık. Bu sıra hiç artırmadan gidiyoruz. Yani bütün sık iğnelerin tepesine birer tane batarak hiç artırma yapmayacağız. Bu arada şunu da işaretimi buraya çıkarayım. Bu sıra hiç artırma yapmadan direkt gideceğiz. Evet, şimdi 9. sıraya geldik. Çiftle başlıyorum. 5 tane tek yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane tek buraya, yani aynı yere bir tane daha yapıyorum, çift. Bu sıramızda 5 tek 1 çift olarak gidiyoruz. 2, 4, 6, 8, 9, 10. sıraya geldik. Bu sırada da yine artırmadan gidiyoruz. Bütün ilmeklerimize tek yapıyoruz. Evet, bu sırayı da böyle bütün sık iğnelerin tepesine tek yaparak gidiyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 11. sıradayız. Bu son artırmamız olacak. Yine 5 tane de bir artıracağım. Fakat şapkayı, mesela bir büyüğünü yapmak isteyenler burada 3 tane de bir artırarak sayıyı büyütebilir. Bu tepe kısmı yaklaşık bir sıra daha yapacağım. Bir 4 yaş, yani büyüttüğü 3 tane de bir büyüttüğü zaman şu 11 sıra 4 yaşa kadar yeterlidir. 4-5 yaşa kadar yeterlidir. Şimdi ben 1-2 yaş yapacağım. 5 tane de bir artıracağım. Son sıramız 11. sıra, sonra artık artırmadan devam edeceğim. Evet, 11. sıraya gittim. Benim tepe ölçüm 14 santimi azıcık geçti. Dediğim gibi daha büyük yapmak isteyenler bu son sıra daha sık artırabilir. Şu anda benim 100 tane sık, 100'e tamamladım ben onu. Şurada bir iki tane de fazla aldım. 100 tane sık iğnem oldu. Artık bunu artırmadan şapka boyu olana kadar devam edeceğim. Ben şapkamın boyunu bu kadar yaptım. 27 sıra ördüm. İsterseniz bir de santim olarak vereyim. Çünkü sık iğne elden ele değişir. Şöyle yapıyorum. Santim ördüm. Bu 27 sıranın son 6 sırasını böyle renkte gittim, ama tek renkte gidebilirsiniz. Şimdi artık kenar terek kısmına başlayacağız. Yine koyu pembe ipime geçiyorum.
İpleri de yürütüyoruz aynı zamanda. Şimdi terek kısmına geçtiğimiz zaman önce çift, tekrar bir tane çift, iki tane çift yaptım, bir tane tek. Yani tek de başladım, çift çift tek, tekrar iki tane çift. Bu valonluğunu daha az istiyorsanız bir tek bir çift olarak da gidebilirsiniz. İki tane çift yaptım, bir tane tek. Evet, böyle iki çift bir tek, iki çift bir tek olarak bu sırayı dolanalım. Şapkamızın kenarı zaten şöyle hafiften kıvrılmaya başladı. Şimdi artık bundan sonra sık iğnelerin şu tek üstte görünen kısımlarına batıyoruz. Yani şu zincirin ortasına değil, şu tepede gördüğümüz ikili yerin tekini alıyoruz. Yani şu önde şöyle bir çizgi çıkıyor. Böyle böyle de bir 10 sıra 12 sıra kadar örelim. Evet, şapkamızın terek kısmını da 2, 4, 6, 8, 10, 11 sıra yaptım. 12. sırayı da şöyle gidiyoruz. Bu son sıramız kenarı şöyle düzgün dursun diye ipimizi sık iğne değil de yürüterek. Yine tepeye batıyorum, içinden geçiriyorum. Burası da bittim yerimiz. Şimdi şunu bir saklayalım. Evet. Şapkamızın da bir ölçülerini tam vereyim size.
Enimiz 23 santim. Boyumuz da toplamda 20 santimi azıcık geçmiş. Şapkamızı ister böyle kullanır, kıvırarak. İsterse böyle düz olarak kullanılır. Şimdi şu ip geçiş yerlerine ben bir tane gül yapmak istiyorum. Orayı da gülle ve şuraya da bir zincirle şapkamızı bitirmiş olacağız. Evet, şimdi bir çiçek yapımını şöyle biraz pay bırakıyorum onu dikmek için. 1, 2, 3, 4, evet, şimdi bir çiçek yapımını göstereyim. Şöyle biraz pay bırakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip ilk zincire birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum tekrar. Doluyorum ve bunun içine üçlü trabzan. 2 zincir. Tane trabzan yapacağız içine. İki, dört, altı, sekiz, dokuz. Bu da onuncumuz. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi iki zincir çekiyorum. Şu ilk yaptığım zincirin tepesine birleştiriyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum yukarı çıkmak için. Buranın içine 4 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Yani toplamda 5 tane olacak. 3, 4, 5. Şimdi şuranın içini dolduracağız aşağıya doğru. Şöyle yapıyorum. 5 tane de buraya. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şöyle aşağıya indim. Şimdi tekrar tığıma doluyorum. Şu trabzana geçmeden önce şu boşluğa yine bir tane yapıyorum. Tığıma doluyorum. Bu sefer şu yukarı çıkacağız. Şuna. Şöyle tutuyorum. Yine 5 tane. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın yukarı çıktık. Şimdi şu araya 5 tane tekrar ineceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şimdi aşağıya ineceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi her aşağıya indiğimizde şu ortadaki boşluğa birleştiriyoruz.
Şimdi tekrar yukarı çıkacağız. Yani şu trabzanların içlerini dolduracağız. Yukarı çıkmak için şöyle çeviriyorum. Trabzanın içine 5 tane yapıyorum. Şimdi aşağıya inmeden önce şuradaki boşluğa da 5 tane. Yani bir aşağıya iniyoruz. Şimdi aşağıya ineceğiz. Şu araya bir tane ile birleştireceğiz. Sonra 5 tane bu çubuğa, 5 tane araya, 5 tane de bu çubuğa. Yani toplamda şu arada 15 tane dolgumuz var. Şimdi aşağıya iniyorum. Aşağıya indiğim zaman şu göbeğini bir tane birleştiriyorum. Şimdi yukarı çıkacağız. Çeviriyorum şöyle. Şu trabzanın içine 5 tane. Şimdi şuradaki boşluğa sonra aşağı ineceğiz. Beş. Şimdi de aşağıya doğru 5 tane. Aşağı indiğimiz zaman şu göbeğe bir tane yapıyoruz. Tam içine giriyorum. Tekrar yukarı doğru. Yukarı çıktığımız zaman şuradaki boşluğun içine yapacağız. Beş. Tekrar aşağıya. Aşağı indiğimiz zaman yine şu boşluğa bir tane ve bakın ilk başladığımız yere geldik. Bunu ortadan başlamıştık. Çubuğu kaldı. Onu da tamamlayacağız. İki, üç, dört. Ve 5. Şimdi ipimizi biraz uzunca keselim. Şu ilk yaptığımız zinciri onu birleştirelim.
Evet. Bak. Şimdi şunu aşağıya doğru yürütelim. Şu göbekten çıkıyorum. Şimdi şu aşağıya indiğimiz yerleri birleştireceğiz. Şuradan önce bir taneyi alayım. Karşısına geçiyorum. Bu sefer şuradakinin karşısına geçiyorum. Ve son şunu da birleştiriyorum. Ve tekrar aşağıya indiriyorum ipimi. Bakın şöyle minik çiçeğimiz oluştu. Şimdi bu çiçeğimizin ortasına da bir tane fıstık yapmak istiyorum. Üç zincir çektim. İlk zincirin içine, pardon, şunu şöyle uzatıyorum. İlk zincirin içine fıstık yapar gibi dolayıp aynı yere batıyorum. Ben 7 tane doldurdum. Doldurabildiğiniz kadar doldurun burayı. Bir zincirle sabitledim. Şimdi şu fıstığımıza şöyle bir düğüm atıyorum. Ve minik bir tomurcuk gibi oldu. Onu da tam şu ortaya. Evet, düğümümüzü atıp şu ipimizi kesiyoruz. Şu diğerlerini şapkaya tutturmak için, yani veya herhangi bir yere tutturmak için bırakıyorum. Şöyle bir çiçeğimiz oluştu. Şimdi bir de şapkamızın etrafına zincir çekmek istiyorum. Şöyle gri iple yapacağım bu sefer. Şöyle biraz ip sardım.
Çünkü 3 kattan çekmek istiyorum. Şöyle ipimi 3 kat yaptım. Şimdi 2,5 numara değil de daha kalın 3 numarayla zincirimi çekiyorum. Şöyle. Bu zincirimizde şapkamızın etrafı ve şöyle sarkacak kadar da payını yapıp uzunca bir zincir çekiyoruz. Şimdi gri ipimizden oldukça uzun bir zincir çektim. Yani ölçmedim fazlalığını çünkü sökeceğim şuradan. Şimdi önce şu kenara şöyle bir sarkacak payını da bırakıp zincirimizi düzelterek şöyle bir fiyonk yapıyorum. Fiyongumu da dikeyim önce. Tutturalım ki açılmasın. Evet. Şimdi bunu şapkamızın şu zaten şöyle bir ip değiştirdiğimiz yer var. Oraya getiriyorum şu kısmına. Bir yukarı çıkalım. Önce oraya bir tutturuyorum. Şimdi şu uzun tarafı şöyle şapkamızın bütün etrafına dikeceğiz. Daha sonra bu fiyonkları tutturacağız kenarlarını. Bakın tam şu pembeye geçiş noktasına.
Bu şekilde bütün etrafını şapkamızın dikelim. Bakın buraya kadar dikerek geldim. Şöyle. Şimdi şu araya şu fiyonkumuzu etrafına şöyle bağlama yeri gibi iple dolanıyoruz. İpimizi koparalım artık. Fiyonkun da tepesini sadece şöyle sabit kalsın diye tutturuyorum. Diğer fiyonkumuzu da sabitledik. Arkadaşlar ekran karşısında biraz zor oluyor ama siz evde daha rahat yaparsınız. Şöyle bir fiyonk. Şimdi şu fazla geldi. Onu da şuradan sökelim. Fazlalığımızı. Yeterlidir. Evet. Şimdi de şuraya şu yaptığımız çiçeği oturtalım. Hatta şöyle yapalım. Tam şöyle bir orta noktayı buluyorum. Çiçeğimizin ipinin birini geçiriyorum.
Bunu da buraya sabitleyelim. Evet, gördüğünüz gibi şöyle küçük bir süs ve fiyongunu yaptık. Tabii siz istiyorsanız buraya kurdele de yapabilirsiniz. Yani çiçek de yapmayabilirsiniz. Şapkamız böyle arkadaşlar. İsteyen bunu şöyle önünü kaldırıp çiçeği arkaya getirebilir. Şöyle yana getirebilir. Çok da güzel bir şapkamız oldu. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin.